Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. YKS 2020 tekrar programında fizikte sıvıların kaldırma kuvveti. Evet. Buyurun hocam. Sıvılarda kaldırma kuvveti. Her sıvı cisimlere batan hacimlerin tam ortasından yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygular hocam. Hı hı. Ve etki eden kaldırma kuvvetini bütün öğrencilerimiz formül olarak da bilirler aslında. Hı hı. V batan çarpı D sıvı çarpı Y'dir. Burada V batan nedir? Cismin içine batan hacim. Hı hı. D sıvı, sıvının cismi uyguladığı öz kütle. Hı hı. Sıvının öz kütlesi. G de ortamın çekim ivmesi. Yani hı. Dünyadan Ay'a gidildiğinde veya dünyanın farklı konumlarında çekim ivmesi değiştiği zaman etki eden kaldırma kuvveti de kendiliğinden değişecektir. Alıyoruz. Evet. Arkadaşlar kaldırma kuvvetini çözmek istiyorsanız iki aşaması vardır. Hı hı. Ya dengeyle çözersiniz ya da taşırma katlarına kütle artışıyla çözersiniz. Mantıklı. Dengeyi yazabilirseniz bu sorular çözülür arkadaşlar. Buranın püf noktası, sıvılarda kaldırma kuvvetinin püf noktası denge yazabilmedir. Dengeli olun. Denge, evet. Evet. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetler toplamının eşitse zaten cisim dengelidir. Hı hı. Örneğin özellikle boş bıraktık ki öğrencilerimize beraber yapalım diye. Burada kimi görüyoruz? Bir cisim var sıvı hı hı. içerisinde. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Hı hı. Yukarıya doğru ise kaldırma kuvveti var. Başka bir kuvvet görüyor muyuz? Yok. Görmüyor. O zaman askıda kalan bir cisim için kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Hı hı. Şimdi gördüklerimizi yazalım. Aşağıya doğru bir cismin ağırlığı var. G. Başka hı hı. bir şey var mı hocam? Dışlı yok. Kuvvet falan yok. Yukarıya doğru sıvıda olduğu için kaldırma kuvveti var. Başka bir şey yok. O zaman diyebiliriz ki yüzen cisim için de kaldırma kuvveti ağırlık kadardır. Hmm. Demek ki askıda kalan bir cisim değişiklik sonucunda yüzmeye başlarsa etkeden kaldırma kuvveti ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Peki bu soruda aşağıya doğru bir ağırlık var değil mi hocam? Hı hı. Yukarıya doğru sıvının uyguladığı bir kaldırma var. Hı hı. Bir de yüzeye değdiği için, baskı yaptığı için tepkisi olacaktır. O hı hı. zaman yukarıya doğru bir de tepki kuvveti gelecektir. O zaman ne çıktı? Bakıyoruz. G ağırlığı ikisinin toplamı kadar. Yani ağırlık kaldırma kuvvetinden daha büyüktür diyeceğiz. Peki burada bakıyoruz. Ağırlık var. Ağırlıklar her zaman aşağıya doğru. Hı hı. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Ve gerilme var. Ve ip bu cismi ne yapıyor? Yukarı doğru çekiyor. Hı hı. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı ağırlığa eşittir. Gene aynı. Gene aynı. Burada aşağıya doğru ağırlık var hocam. Hı hı. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var hocam. Gerilme nereye doğru? Ama ip bu cisme aşağıya doğru bağlı. İpler bir cisme nereden bağlıysa o tarafa çeker. Tamam. Yukarıdan bağlı ip yukarı çekerken aşağıdan bağlı ip aşağıya doğru çeker. Yani ipi bıraksaydık kaldırma kuvveti şu durumda ağırlıktan daha mı büyük? Evet. Şu durumda daha büyük. Yani ben ipi kestiğim anda o zaman bu cisim ne yapacaktı? Yukarı çıkacaktı. Yukarı. Bu ipi kesseydim cisim aşağı inecekti. Şimdi ünlü Arşimed prensibimiz. Der ki sıvılar içlerine batırılan cisimlere yer değiştiren sıvının ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti uygular. Evet. Biz buna Arşimed prensibi diyoruz. Ne dedik Vural hocam? İki tür soru var. Hı hı. Bir dengeyle çözeceğimiz sorular, bir de taşıma kapları ile ilgili sorular. Taşıma kaplarında da daima kütle artışı sorulur. Hı hı. Kütle artışı her an taşmaya hazır. Yani herhangi bir sıvı koyduğum an cisim ne yapacak? Sıvı taşıyacak. Hı hı. Veya burada taşma seviyesine kadar sıvı herhangi bir küçük etkide ne yapacak? Sıvı taşıyacak. Her an taşmaya hazır biz taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaplara taşırma kapları diyoruz. Hı hı. Bir cisim bırakıldığında cisim ne kadar batmışsa o kadarlık bir sıvı hacmi taşar. Hı hı. Taşan sıvının ağırlığına bakıyoruz. Ağırlık mg'dir. Hı hı. Daha önceki derslerden kütle de D'ydi. D çarpı V'ydi. Taşan kütle demek taşan öz kütle ve taşan hacim demektir. Doğru. Şimdi kimden taştı hocam? Sıvıdan taştı. Evet. Ne kadar taştı? Battığı kadar taştı. Ve G. V batan çarpı D sıvı çarpı G neydi? Az önce söylemiştik. Her öğrenci bilir kaldırma kuvveti. Hı hı. O zaman diyoruz ki hocam G eşittir. Taşan sıvı kütlesi sayısal değer olarak FK kadardır. Hmm. Bunu çoğu soruda öncül olarak kullanır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hocam, taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvveti kadardır. İrem'e bir fırça atalım. Sevgili İrem, buradan bütün medyaya söylüyorum. Lütfen bu kadar açık renkli kalem kullanmayınız. İnsanlar göremeyebilirler. İrem ya. Linç yesin diyor özel. Çocuklar İrem'e deyin ki İrem lütfen daha koyu renkli kalem kullan. Bundan sonra mor kalem kullanıyoruz. 5 sefer söyledim çünkü. Tamam, evet. Mor kalem kullanıyoruz. Kütle artışının temel mantığı gelen ağırlık eksi giden ağırlıktır. Hı hı. Bir sistemde ağırlık oluşturmak istiyorsak mutlaka bir ağırlık koymamız lazım fazladan. Ama gelen var, ağırlık yapıyor. Giden var, ağırlığı azaltıyor. Bu ikisinin farkı da bize kütle artışını veriyor. Kimdir gelen ağırlık? Genelde cisim atarız biz kaplara. Hı-hı. Kim terk eder? Taşırma kabıysa eğer sıvı Hı-hı. mutlaka taşıyacaktır. Taşan sıvı terk eder. Gelen kim? Cisim geliyor. Kim gidiyor? Az önce söyledik. Taşan sıvı kütlesi ne kadardır? Kuvvet olarak, miktar olarak FK kadar. Biz buna göre taşırma kaplarında kütle artışı var mı yok mu onları inceleyeceğiz. Şimdi bir cisim taşırma kabına bırakılmış ve yüzer konuma gelmiş. Hı-hı. Şimdi bakıyorum. Kim geldi hocam? Ağırlık geldi. Evet. Kim gitti? Kaldırma kuvveti kadar bir sıvı gitti, taştı. Doğru. Peki denge yazalım. Aşağıya doğru ağırlık, yukarı doğru kaldırma kuvvetine eşit değil miydi? Evet. Gelen eksi giden aynı şey. Kütle artışı olmadı. Olmaz. Kütle değişmiyor yani. Kütle değişmiyor. Geldiği kadarlık bir ağırlık gitmiş hocam. Şöyle, insanın aklına şu geliyor ya da öğrenciler de muhtemelen burada takılıyorlardır. Burada suyun yoğunluğu 1 santimetre küp. Değil mi? Evet. 1 gram bölü santimetre küp. Gram bölü santimetre küp. O zaman bu cismin de öyle olması gerekmiyor mu diyorum ama zaten yüzdüğü için demek ki o da zaten 1 gram. İşte V batan çarpı D sıvı çarpımıyla öz kütle kaybını hacimle dengeliyor ve aynı miktarda Anladım. Sıvı taşıyor. Tamam. Şimdi bakıyorum askıda kalmış. Hı hı. Batmamış, tabana değmemiş, sıvının dışına çıkmamış, yüzmemiş, içeride kalmış. Askıda kalan bir cisim için. Kim geldi sisteme? Ağırlık geldi hocam. Hı hı. Kim gitti? Taşan sıvı kütlesi FK kadar hı hı. demiştik. FK gitti. Bizim kütle artışımız bu hocam. Peki bir denge yazalım mı? Hı hı. Aşağı doğru ağırlık var. Evet. Başka bir şey yok. Yukarı doğru kaldırma kuvveti var. Evet. Başka bir şey yok. Zaten farkları kaldırma sıfır. Ağırlık kadarmış. İkisi arasındaki fark yok. Demek ki taşırma kaplarında bir cisim yüzüyorsa ya da askıda kalıyorsa kütle artışı yoktur. Değişmiyor. Güzel. Peki. Bir cisim battı. Gene ağırlık geldi. Evet. Gene FK kadarlık bir sıvı gitti. FK Hı -hı. gitmez. FK kadarlık bir sıvıda azalma var. Hı -hı. Peki bakıyorum kütle artışı var mı? Aşağı doğru G var. Evet. Yukarıya doğru FK var. Evet. Ama zemine baskı yaptığı için bir de tepki var. Evet. Dolayısıyla ağırlık kaldırma kuvvetinden ne? Büyük. Gelen daha fazla. Kütle artışı var. Sonuç Hı -hı. nedir? Bir taşırma kabında kütle artışı bir cisim batarsa olur. Tamamdır. Peki. Hocam konu anlatımımız bitti. Değişik sorularla öğrencilerimize ne yapacağız? Bu konuyu konu tekrarımızı yaptık. Şimdi sorulara başlıyoruz. Evet. Şimdi genelde öz kütle ile ilgili sorular çıkar. Hı hı. Hani o yüzden küçük bir başlık atılmış. Diyor ki sıvı içerisinde dengede kalan cisimler için öz kütle ilişkileri nasıldır? Bu cisim yüzen bir cisim, hı hı. askıda kalan bir cisim ve batan bir cisim. Şimdi biz öz kütle sorularında bakarak çözebiliriz hocam. Bunun batan olduğunu söylemek zorunda mı? Efendim? Batan olduğunu söylemek biz mi anlamak zorundayız? Biz batmış. Şöyle yani... Zemine değiyorsa batmış mıdır o? Daire dışında, dairesel bir cisim dışında başka cisimlerde bu batmıştır hocam. Batmıştır, tamam. Yani o çok öncelikli, çok özellikli bir sorudur. Anladım. Böyle hassas durumlar buna girmiyorlar. Tamam. Evet evet. Bu çok özel bir durum. Ona artık girmiyorlar. Tamam. Ama daire dışındaki bir cisim böyle tabandaysa o batmıştır hocam. Tamam. Şimdi biz normalde Buyur. Biz bunları dengeyle yazarız. Hı hı. Ama öz kütle sorusunda bakarak söyleriz. Hı hı. İçleri dolu bir cisim. Tabana değmişse öz kütlesi sıvıdan büyüktür. M sıvıdan büyüktür. Hı hı. Bir cisim askıda kalmışsa öz kütlesi sıvınınkine eşittir. Evet. Bir cisim yüzüyorsa bir kısmı sıvının dışındaysa sıvıdan daha küçüktür. Öyle mi? Gene eşittir diye düşündüm ben bunu. Kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. Hı hı. Kaldırma kuvveti ağırlığına eşit ama öz kütlesi sıvının düşün. Daha tamam. büyük olduğu için cismi yukarı doğru kaldırmış. Tamam. M büyük, L büyük, K. Var mı? M, L, K. Cevap denizli diyoruz. Evet. Evet. İrem mavi de kullanmıyorsun canım. Tamam. Şimdi dengede olan cisimler için öz kütle ilişkisi nasıldır? 3 tane cisim var. Hacimleri farklı. Hı hı. Biri geniş, biri uzun, biri 3 parçalı, 4 hı hı. parçalı, 2 parçalı değişken. Aynı madde dememiş. Hiçbir Hı. şey bilmiyoruz falan. Eşit hacim bölmeli ama bu hacimler birebir aynı mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece ne demiş? Öz kütle ilişkisi. Şimdi biz denge yazacaktık ama ne dedik? Öz kütle soruları genelde bakarak çözülür. Şimdi Hı. soruyorum hocam. K'nın ne kadarı batmış? Yarısı. L'nin ne kadarı batmış? Yarısı. O zaman K ile L aynıdır. Doğru. Yani miktardan daha ziyade batma oranı bana öz kütleyi verir. K ile L eşit. M'nin ne kadarı batmış hocam? Yarıdan fazla batmış. O zaman M daha çok batmış. M yüksek, L ve K eşit. Bu arada lütfen dersin PDF'lerini aşağıdaki linkten indirin arkadaşlar. Ben bu gibi sorularda hocam denge yazarak böyle uzun uzun bir çözümü yapmaya gerek görmüyorum. Hı-hı. Bakarak çözebiliriz. Şimdi burada diyor ki aynı maddeden yapılmış eşit hacim bölmeli cisimler X, Y, Z sıvılar içinde dengededir. Sıvıların öz kütleleri ilişkisi nasıldır? Şimdi bu sefer de maddelerimiz aynı. Örneğin bir K maddesi. Hepsinde K maddesi geçerli. Bakıyorum. X sıvısı, Y sıvısı ve Z sıvısına. Kim daha çok kaldırdı hocam? Z. Daha en az kim kaldırdı? K galiba. Şu ortadaki neyse. Y sıvısı. Kim göremiyorum. Aynısı K yani. Cismi. Y tamam. Sıvısı bu cismi daha az kaldırdı. Hı-hı. O zaman en fazla kaldıran Z sıvısı. Sonra X sonra Y. Aynı cismi farklı yoğunluktaki sulara koyuyoruz bu sefer. Şimdi bakıyoruz. 4 hacim hani hacimlerin eşit olmasına gerek yok. Yarıdan çoğunu kaldırdı, tabii, yarısını kaldırdı, bakıyoruz. Yarısını azını kaldırdı mantığıyla çözüyoruz. Ha şimdi ne demiş? Eşit bölmeli K cismi X sıvısı içerisinde dengededir. Öz kütleleri oranı DK bölü DX cismin öz kütlesiyle sıvının öz kütlesi oranı kaçtır demiş. Hı hı. E şimdi sayısal bir soru varsa benim sayısal bir işlem yapmam lazım. Ne yapıyorum? Denge yazıyorum. Denge yazılarak çözülür. Kütle artışı yoksa denge yazacağız. Kim var aşağıya doğru hocam? Ağırlık var. Kim var yukarıya doğru? Kaldırma kuvveti. Ağırlığımız mg. Kaldırma kuvvetimiz v batan d sıvı çarpı g. Peki kütlemiz v cisim çarpı d cisim. Dolayısıyla denge şartında yer çekimi ivmesinin önemi yok. Cismin hacmi 3 hacim hocam. Doğru. Cismin öz kütlesini bilmiyorum. Batan hacim ise 2 hacim. Sıvının öz kütlesini bilmiyorum. Eşitlik sağlaması için buna 2 buna 3 desek eşitliği sağlarız. DK bölü DX 2 bölü 3 olmalı. Var mı? Varmış. Güzel. Şimdi aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimleri sıvı içerisinde dengede. İlk soruda hatırlıyor musunuz hocam? Veya ikinci soruydu. Bir cisim böyleyken öteki cisim böyleydi. Bunun da yarısı demiştik. Bunun da yarısı demiştik. Ve bunlar aynı madde demiştik. O zaman batma oranları aynı olmalı. Aynı maddeden yapılmış X ve Y cisimleri sıvı içerisinde dengedeyken bu askıda kalıyorsa bunun da mı askıda kalması gerekiyordu? Evet. Neden öyle değil? O zaman bir tuhaflık var. Hemen bakıyoruz. Buna göre diyor hangileri doğrudur? X ve Y cisimlerin ağırlıkları eşittir. V cisim, D cisim çarpı G'den. Hacimlerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hayır. Öz kütlelerini biliyor muyuz? Hayır. Her öz kütleleri aynı ama onu biliyoruz. Aynı. Öz kütle ama hacimlerini bilmediğimiz için buna kesin bir şey diyemiyoruz. Olabilir, olmayabilir. X ve Y'ye etkilen kaldırma kuvvetleri. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Sıvılar aynı sıvı içerisinde. Batan hacimleri aynı mı? Hayır. Hacimleri bilmediğimiz o zaman ağırlıklar da bilmiyoruz. Olabilir olmayabilir. X boşlukludur diyor. Mantıklı. Evet. Eğer dengede kalıyorsa içinde hava vardır. Evet. Biraz fazladan yukarı kalkmış değil mi? Sebebi nedir hocam? İçinde boşluk olması. Şunu diyebilir öğrenci. İçinde farklı bir madde olamaz mı hocam? Yoğunluğu daha düşük. Aynı maddeden yapılmış. Aynı madde. Farklı içinde başka madde yok. O zaman X boşlukludur. Gemilerin yüzme prensibi nedir? İçinin boş olması. Evet. İki çelik arasında boşluklu bir yapı. Ona ekstra kaldırma kuvveti uygular. B şıkkı. Yani yalnız 3 olacak. Evet. K ve L sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin öz kütle oranları nedir? Biz öz kütleleri kendi aralarında karşılaştıramayız. Biz cisimleri sıvıyla beraber karşılaştırırız. Ve her cisim için de denge yazarız. Hem K için hem L için denge yazacağız. Evet. Bunun kaldırma kuvveti yukarıya doğru. Başka bir kuvvet yok. Ağırlığı aşağıya doğru. Kaldırma kuvveti yukarıya doğru. Ağırlığı aşağıya doğru. V batanı 1V. V batan çarpı D sıvısı. Cismin hacmi V cisim çarpı 2V cisim çarpı DK. G'leri yazmadım hocam. Sadeleşecek çünkü. Aynı ortamda. Farklı ortam olursa önemli. O zaman bakıyorum V'ler de gitti. DK ne kaldı? Şu 2'yi aşağıya koyalım. DS bölü 2. D sıvının yarısı oldu. Aynı mantıkla V batanımız 2V, D sıvımız DS kaldı. Evet. Cismin hacmi 3V, cismin öz kütlesi DL. V'ler gitti. L'yi yalnız bırakıyorum. 2 bölü 3. Oranı kaçtır diyor? DK bölü DL. 1 bölü 2 bölü 2 bölü 3 yapar bize 3 bölü 4. B'lerle devam ediyoruz hocam. Mantıklı. Şimdi eşit bölmeli düzgün K ve L cisimleri sıvı içinde dengededir. Cisimlerin ağırlıkları oranı kaçtır? Gene sayısal bir soru. Hı hı. Ne yazacağız hocam? Denge yazacağız. Denge. Başka yok. Yani yöntemimiz bu. Yukarı olan aşağı olanlar. Hı hı. Hani kitaplarda böyle farklı sorular, farklı formüller falan verir. Halbuki hep aynı tarafta döndürülüyor. Tek bir mantık var. Denge yaz, soruyu çöz. Evet. Hemen bakıyorum. Yukarıya kim var? Kaldırma kuvveti var. Evet. Aşağıya kim var? Ağırlık var. Evet. Yukarı kim var? Kaldırma kuvveti var. Aşağıya kim var? Ağırlık var. Başka var mı? Yok. Bizden zaten ağırlık mı istemiş hocam? Evet. O zaman bunları V cisim, D cisim yazmaya gerek yok. Zaten yok. Benden onu istiyor. Sol kaldırma kuvvetini yazıyorum. V batan çarpı D sıvı. Evet. V batan çarpı D sıvı. İşte tam bunu soracaktım ben. Burada eşit bölmeli derken şu bölmeli şu bölmenin evet, aynı olduğunu kastediyor değil mi? Evet. Tamam. Soru kalıpları bunu yoksa kastediyor. Çözülemez çünkü soru. Yoksa çözülemez. Doğru. Evet. Hemen bakıyoruz. K 2 ile orantılıyken L 1 ile orantılıymış. Oranları 2. Güzel. Yaşasın, C çıktı. Evet. Şimdi eşit hacim bölmeli X, Y ve Z cisimler şekildeki konumdayken dengededir. Hı hı. Buna göre cisimlerin ağırlıkları ilişkisi nasıldır? Şimdi bunun 2 birimli suyun dışında var, 3 birim mi? Hocam, 1 birim mi? Onun bakıyorum su seviyesinden 1 birim dışarıda. Biraz tamam. Dalgalı olmuş, fazla dalga oluşmuş. Tamam. Neden boyamışlar peki orayı? O yüzden şey yaptım. 3 hacmi X, geri kalanı Y. Ha, pardon. 3 hacmi tamam. X üzerine tamam. Z konmuş. Tamam. Hani bu kalıba öğrencilerimizin alışması hı-hı. lazım. Şimdi bakıyoruz aşağıya doğru ağırlık var. Hı-hı. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Eşit bölmeli kaplarda arkadaşlar eğer bunlar eşit bölmeliyse kaldırma kuvvetini V'ye batan çarpı D sıvı yazmak kolaylık sağlar. Hı-hı. Zaten benden ağırlık istemiş. Ağırlığı açmama gerek yok. Kaldırma kuvvetini açacağım. Hı-hı. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı. Hı-hı. 1 V ile orantılı. Tamam. Bakıyorum aşağı doğru hem X var hem Y var. Ama sıvı bilmez ki ya hangisi X hangisi Y. Ben Vural Hoca'ya başka kaldırma kuvveti uygulayayım da Yunus Hoca'ya başka kaldırma kuvveti. Olmaz. Onun tarzı nedir? Batan hacime ben kaldırma kuvveti uygularım der. Kaç hacim batmış hocam? 4. 4 hacim batmış. 4V çarpı D sıvı. Şimdi X 1V D sıvı. İkisi 4V D sıvı. O zaman bu 3V D sıvı kadarmış. Evet. Peki aynı mantıkla şunu yazayım. Hem GX var hem GZ var. Bu dört. Sefer de 1, 2, 3, 4 hacim. Hı hı. Baktım X gene bir D hı hı. V sıvı kadardı. Doğru mu? Evet. O zaman gene bu 3 V D sıvı kadar. Doğru. O zaman X 1 iken Y 3, Z de 3. Diyarbakır. O zaman Diyarbakır. Güzel soru. Denge yazıyoruz hocam. Tek yöntem o denge. Hı hı. Üniversite sınav sorusunun sayılarının değiştirilmiş halidir. Her kitapta hatta o kadar mutlaka benzeri hocam. Çıkar. Her sayı kitapta. Yok. Evet. Doğru. Sayı siz yok. Oraya sayı ekleyin hocam bir tane kalemle. Kaç diyelim? Kafamızdan bir sayı uydurursak cevap çıkmayabilir cevap şıkları. Çok da problem cismin değil. Cismin ağırlığı G olduğuna göre demiş. G cinsinden istemiş. Ha, sayılara gerek yok. Hayır orada sayı yok. Ha silinmiş taksil evet, yapılmış evet, taksil yapılmış. Pardon özür diliyorum. Şimdi ne demiş? D öz kütleli sıvı içerisinde 3D öz kütleli cisim hı-hı. ip yardımıyla dengede. Cismin ağırlığı G olduğuna göre ipte oluşan germe kaç G'dir? Tamam. Ne yazıyoruz hocam? Denge. Kütle harcısı yoksa denge yazıyoruz. Hı-hı. Aşağı doğru ağırlık var. G var. Yukarıya doğru kaldırma var. Bir de gerilme var. T var. V cisim çarpı D cisim yazıyorum. Tam olarak bakmış. V çünkü. Batan çarpı D sıvı yazıyorum. Hı hı. Ve ip gerilmesi yazıyorum. Hı hı. G'leri yazsam da olur. Yazmasam da oranı değiştirmez çünkü. Hı hı. Bakıyorum. 1V diyelim çünkü bilmiyoruz. Tamam. 3D. Sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesi 3D. Batan hacim gene aynı. Hı hı. Sıvının tamam. öz kütlesi 1D. Doğru mu? Evet. 3 devenin bir devesi burada. İki o zaman 2 deve. Hı hı. Ben ağırlığa 3 demişim. Hı hı. İpe de 2 demişim. 2 bölü 3 katı o zaman. 2 bölü 3 katı olacaktır. Güzel soru. Şimdi diyor ki bir sıvıya bırakılan içleri dolu eşit hacimli X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi dengededir. Cisimleri etkeden kaldırma kuvvetleri ilişkisi nasıldır? Tuzak bu. Eşittir üçüne de. Kaldırma kuvvetini öğrencimiz şöyle yazmak istiyor. Hemen kaldırmayı gördü ya. Hı hı. V batan çarpı D sıvı çarpı G yazayım dedi. Hı hı. Ama hiç batan hacimler ortada yok. Biz dengeyle yazacağız. Hı. Şimdi bakıyorum eşit hacim demiş. Diyelim ki ben buna V desem hocam. Hı. Evet. Diğeri de V. Bu da V olur. Bunun tamamı V. Burası V'den ne? Daha küçük. Az. Tamam. Kaldırma kuvveti demiş. O zaman z ve y büyük. X. Y ve z eşit. Ve yani batan y çarpı z eşit ve x'ten büyük. V batan çarpı d sıfır. V batan çarpı d sıfır. V'den az batan çarpı d sıfır. Ne gördük? İkisi eşit. Üçüncüden büyük. Üçüncüden büyük. Ceyhan. Ben üçü de eşit olacak diye düşündüm. Neden? Çünkü bunun ne kadarlık kısmının çıktığını söylememiş. Onun sonuçta bir miktar var. Evet. Dolayısıyla biz yorum yapmıyoruz. Bir miktarı çıktığı için onu daha düşük kabul ediyoruz. Tabii. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi karışmayan iki sıvı var. Acaba soru tarzımızın çözümü değişir mi? Soru değişti ama çözüm değişir mi? Hani ip sorusu dedik, dengeyle çözdük. Özkütle dedik, dengeyle çözdük. Ağırlık dedik, dengeyle çözdük. Şimdi karışmayan sıvılar var. Neyle çözeceğiz? Gene dengeyle. Dengeyle çözeceğiz. Buna 3D çarpı 2V diyeceğiz. Buna D çarpı V diyeceğiz. Şimdi ben burada ne söylemeye çalıştım öğrenci arkadaşlarıma? İki kalıbı vardır. Ya dengeyle çözüyoruz ya kütle artışı sorularla çözüyoruz. Başka kalıp yok hocam. Yani hani daha pratik olması için. Anladım. Böyle 10 tane denklemi yok bu ünitenin. Anladım. Eşit bölmeli x cismi birbirine karışmayan d ve 3D özkütleli sıvılar içerisinde dengelidir. Buna göre x cisminin özkütlesi kaç d'dir? Aşağıya doğru kim var hocam? Ağırlık var. Ağırlık var. Yukarıya doğru itme kuvveti, kaldırma kuvveti var. Ama iki tane sıvı var. İki tane kaldırma kuvveti var. Her sıvı ne diyordu? Kendine batan hacme kaldırma kuvveti uygular. Yani buradaki sıvı şu iki bölmeye, buradaki sıvı şu tek bölmeye. Çünkü bu sıvı bunu kaldırmıyor ki. Bu sıvı bunu kaldırıyor. Tamam. Bu sıvı da burayı kaldırıyor. Kaç kaldırma var? İki tane kaldırma kuvveti var. Kaç ağırlık var? Bir tane ağırlık var. Hemen yazıyorum. V cisim çarpı D cisim. V batan çarpı D sıvı. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı. G'leri yazmadım çünkü hepsine götürecek. Cismin hacmi 3 hacim hocam. Cismin öz kütlesini bilmiyorum. Bakıyorum burada batan hacim 2V ama öz kütle 3D. Burada batan hacim 1V, öz kütle 1D. 3 tane dx, 2 kere 3, 6, 1 daha 7D. Dx'imiz 7 bölü 3D çıkacaktır. İnşallah bu kamerada gözüküyordur bu rakamlar. Yani ben biraz daha küçük çizdim ama. Sadece İrem ve Deniz'den rica ediyoruz. Lütfen açık renk kalemlerle yazmayın ama sorun değil. Çünkü PDF'leri hemen aşağıda indirebilirsiniz. Öğrenci arkadaşların renginden herhalde bu sorular Yunus Hoca yazmadığını anlarlar. Değil mi? Yani? Pembe renk. Kesinlikle bir hanımefendi, bir arkadaş hazırlamıştır. Herhalde onunla demek istedim. Ben şahsen pembeyi severim arkadaşlar. Şimdi mutlaka itiraz edenler o. Ne demek pembe kızların rengi falan diye. Belki de. Pembe gömleğim var benim. Bir cisim sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Sıvıya karışabilen daha büyük öz kütleli bir sıvı konulursa cisme etkeden kaldırma kuvveti Fk ve yayda oluşan gerilme kuvveti F yay nasıl değişir? Karışabileni Allah'tan demişiz hocam. Bu çok önemli. Şimdi bir sıvı ekledik. Evet. Yeni bir karışım oldu. Karışım neydi? Büyük ile küçük arasında bir değer olmayacak mıydı? Karışım. Artık yeni sıvı küçükten daha büyük bir şey ilave edilince karışımın yoğunluğu ne yaptı? Arttı. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G miydi? Cisim suyun içinde duruyor. İp onu bırakmıyor. İpler girilmez. Uzamaz. Yani ipler girilir ama uzamaz. Cismi bırakmadı. Batan hacim aynı. Evet. Ortam çekivmesi aynı. Sıvının yoğunluğu arttığı için kaldırma kuvveti ne yaptı? Artar. Kaldırma kuvvetimiz artacak. Şimdi yaya geliyoruz hocam. Denge yazıyorum. Yukarıya doğru kim çekiyor? Yay çekiyor. Doğru mu? Evet. Kaldırma kuvveti de kaldırıyor. Kaldırma kuvveti kaldırıyor. Aşağı doğru ağırlık var. İp de çekiyor. Bu sabit. Evet. Bu arttı. Peki bizce nasıl olur? 4 bilinmeyen de 2 tane de hem yayımız var hem ipimiz var. Nasıl değişir? Kaldırma kuvveti artarsa ipteki gerilme de artar. Artar. İpteki gerilme artarsa yaydaki şey azalır. Şimdi şöyle yapıyoruz. İşte bu artar mı o da? Hemen şöyle diyoruz. Diyoruz ki yay kuvveti hocam kx kadardır. Bir yayda gerilme istiyorsanız uzamayı değiştireceksiniz. Uzama miktarı değişirse yay kuvveti artar. Şimdi biz kaldırma kuvvetini arttırdık. Doğru mu? Doğru. Bu cismi daha çok kaldırıyoruz. Yay ama ip onu bırakmıyor. İp onu bırakmıyor. İp onu bırakmadığı için yay değişmez. Yay değişmiyor. Üniversite sınavında benzer bir soru çıktı. Bu çok güzel bir sorudur. Öyle diyelim. Doğru. İplerin elastik olmadığını düşüneceğiz değil mi? Çok kuvveti zorluyoruz ama yayı değiştiremiyoruz. Tam o sırada koptu. Yay ne olur? O zaman işler değişir. Evet. Kalınlığı önemsiz, eşit bölmeli düzgün K çubuğu dengelidir. Buna göre cismin öz kütlesi ve sıvının öz kütlesi oranı kaçtır? Şimdi ipli sorularda, dönebilen bir sorularda dengeyi biz torka göre yazarız. Çünkü ip olmazsa bu çubuk ne yapacaktır? Dönecektir. Kalınlığı önemsiz, eşit bölmeli düzgün çubuk. Düzgün çubuk kaç bölmeli? 2, 4, 6 bölmeli. Ağırlığı... 5 değil mi bölme? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ağırlık burada. Evet. Kaldırma kuvveti nereye etki ederdi? Batan hacmin hacim merkezine. 4 hacim batmış. Hı hı. Çünkü kalınlığı önemsiz dedik. 4 hacim batmış. 2'den. Tam ortasından bir kaldırma kuvveti etki edecektir. Biz bu gibi sorularda tork mantığıyla çözeriz. Bakıyorum. Benden kaldırma kuvvetiyle sıvıyı istediği için 3. kuvvete göre tork alırım. Hı hı. Kuvvet çarpı dik uzaklık. 3 birim. 3'te edemiyorum ki öz kütleyle karışmasın diye. Kuvvet çarpı dik uzaklık. 2 birim. Daha bitmedi. Öz kütleler istemiş. V cisim D cisim. V batan D sıvı. Cismin hacmi aslında kaç hacim? 6. Cismin öz kütlesini bilmiyorum. Uzunluğu 3 birim. Dönme noktasına. Batan hacim 4 hacim. Sıvının öz kütlesini bilmiyorum. Uzaklık olarak da 2 birim. 18/8 ya da 8/18. 8D sıvı hocam. İşte buna 18 diyelim. Buna 8 diyelim. DK bölü D sıvı 8/18 olacak. Kaç hocam? 4/9. O zaman 4/9 diyorum. Vallahi güzel soru hocam. Biraz işlemi uzun gibi hani gözükebilir ama dengeyle çözeriz hocam. Allah denge versin. Evet bakıyoruz. Elimize. Şimdi bu kabımızda şurası hocam hafif böyle bir aralık olsun da buradan buraya su akabilsin yani. Ha altından geçiyor. Evet, evet. Vanadan geçiyor. Evet. Tamam. Şimdi vana açılıp denge sağlandığında oluşan ip gerilmesi T ve K'ya etki eden sıvı basıncı PK ilk duruma göre nasıl değişir? Vana açıp su... Evet. Vana açılıp denge sağlandı. Şimdi neydi basınçta? Burada yüksek basınç var. Burada alçak basınç var. Yüksekten alçağa doğru gidecek. Yani su bu tarafa doğru akacak. Doğru. Su biraz yükselecek. Evet. Doğru mu? Doğru. Ama evet. V batan D sıvı değişmiyor orada. Ama esnek balonlarda hacim neyle alakalı hocam? Üzerindeki basınç artınca evet. Küçülecek mi hacim? Küçülecek. Balon küçülecek. Esnek balon olduğu için küçülecek. Evet. Peki cam balon deseydi? Değişmezdi. Değişmeyecekti. Şimdi kaldırma kuvvetimiz V batan çarpı D sıvı değil miydi? Evet. Sıvı değişmedi. Sıvı aktı. Ama batan hacmimiz ne yaptı? Dış basınç etkisiyle azaldı. Kaldırma kuvveti ne yaptı? Azaldı. Basınç artışı ise buradan bu tarafa doğru ne oldu? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir sıvı akmasından dolayı buradaki sıvı basıncı da ne yaptı? Arttı. İkisi de artar olacak. Ama buradaki T gerilme değil mi? Ha, özür dilerim. T gerilmesini soruyor. Evet. Peki FK azaldı mı? Azaldı. Çok özür dilerim. Doğru. T'yi soruyor. Bize FK'yı sormuyor. Hı-hı. Şimdi denge yazıyorum. Yukarıya doğru FK var. Evet. Ama azaldı. Aşağıya doğru T var. Evet. Bir de ağırlık var. Evet. Bu sabit. Evet. Bu azalınca T de azalır. Bu da azalır hocam. Çok teşekkür ediyorum. Cevap B olacak. Vay be. K cismi birbirine karışmayan X ve Y sıvılar içinde dengededir. Vana açılıp denge tekrar sağlandığında hangileri doğru olur diyor yargılarından. Şimdi bakıyorum hocam. Vanayı açıyorum. Üzerindeki sıvı ne yapıyor? Taşıyor. Ha bu şey mi? İki farklı sıvı evet. Var. Üstteki sıvı gidiyor. Tamam. Evet, üstteki sıvı gitti. Peki bu cismi eskiden kaç sıvı kaldırıyordu? 2 sıvı kaldırıyordu. X ben buraya kaldırıyorum. Y ben buraya kaldırıyorum diyor. Şimdi artık diyor ki X ben kaldırmıyorum. O zaman kaldırma kuvvetinde toplamda ne oldu? Biraz azalma oldu. O zaman bu cisim ne yapmak istedi? Ağırlığı etkisiyle batmak istedi. Doğru mu? Azalma olursa batmak mı ister? Yüzmek mi ister? Ağırlığı fazla. Şimdi ikisi, yani bir cismi 2 kişi tutuyordu ve çekiyordu. Bir tanesi bıraktı. Evet. Hatta hani biri üstten itiyor. Şöyle iplerle hani şey olur ya bir ip çekişmesi olur arada bir su falan sağdan soldan falan. Bir kısım ben çekmiyorum derse öteki taraf ağır basmaz mı? Doğru. Ağır basar. Dolayısıyla onu aşağı doğru çeker. Ağırlığın etkisiyle bu cisim aşağıya doğru kaydığı an Y sıvısının içerisine biraz daha batar. O zaman batan hacimden dolayı su biraz daha yükselir. Ve taşar. Dolayısıyla X'in tamamı taşarken Y'nin de bir kısmı taşar. Doğru. Dolayısıyla kaptan akan toplam sıvı hacmi X sıvısının hacmine eşit değil. Yanlış. Biraz daha fazladır. Doğru. Vay be. Hani yorum sorularını sona bıraktım ki Hı-hı. böyle öğrenciler konuya alışsın. Sonra Hı-hı. da onun üzerine yorum ekleyebilsin. K'yi etkilenen toplam kaldırma kuvveti değişmez. Şimdi hocam bu cismin öz kütlesi iki sıvının arasında. Sonuçta Hı-hı. X sıvısı olmasa bile biraz daha batıyor ama Hı-hı. ne yapıyor? Daha çok batmış bir şekilde Y'nin içerisinde ne yapıyor? Duruyor. Hı-hı. Şimdi ilk durumda bu cisim askıda mıydı? Evet. Kaldırma kuvveti ağırlığına eşit miydi toplam? Doğru. Ama şimdi yüzen cisim içinde kaldırma kuvveti gene ağırlığa eşit. Hı hı. Toplam kaldırma kuvveti ne yapmadı? Değişmedi. Değişmedi. Ama Y'nin uyguladığı kaldırma kuvveti eskiden daha az hacmi uygularken şimdi daha çok hacmi uyguladı. Y'nin uyguladığı kaldırma kuvveti artar. Cevap 2 ve 3 olacak. Denir olacak. Vay be. Ne soru var senin evet. hocam var ya. Allah kolaylık versin sevgili öğrenciler. 2002 tayfa bomba şimdi, gibi geliyoruz. Ben genelde öğrencilerin daha çok hata yapabileceği soruları seçmeye Hı-hı. çalıştım. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Böyle hani işlemli, yorumlu böyle ortaya Hı-hı. karışık bir şeyler koyalım dedim. Demiştik ki kaldırma kuvveti iki mantıkla çözülür. Bir, denge. Nihayet geldik bir şeye ağırlığa. Kütle artışı. Kütle artışında temel mantık neydi hocam? Kütle artışında gelen eksi giden. Hı-hı. Gelenler ağırlıktır. Gidenler de FK kadarlık sıvıdır. Gidenlerin ardından ağırlanmaz. Evet. Şimdi bakıyoruz. 200 gramlık K cismi gelmiş. Bakıyorum. Kütle artışı ne zaman olur hocam? Batarsa olurdu. Bir taşırma kabında yüzerse veya asılı kalırsa kütle artışı yok. Bu cisim batmış. Ki kütle artışı olmuş. Hı hı. O zaman batan hacim bu soru için cisim hacmidir. Doğru. V cisim çarpı D cisim geldi. Hı hı. V batan çarpı D sıvı gitti. Hı hı. Cismin hacmini bilmiyoruz ama ağırlığımız toplamda kaç? 200. Ağırlaşma kaç? 120. 120. Demek ki V batan çarpı D sıvımız kaç olacak? 180. Burası 80. Batan hı hı. hacim? 40. Batan hacmin 40 olması cismin hacminin 40 olması demektir. Doğru. Peki benden ne sormuş hocam? Bana ne sormuş? Buna göre cismin öz kütlesi. Cismin öz kütlesi M bölü V'den bu cismin kütlesi 200 değil miydi? Evet. Batan hacim bu soru için cismin 40. hacmiydi 40'tı. 5. O zaman 5 diyoruz. Ve geldik son soruya. Bu da üniversite sınavında çıkmış bir sorun güzel değiştirmiş hali. Mutlaka çıkıyor yani. Diyor ki 2D öz kütleli sıvılar bulunan kaplara sıvıda çözünmeyen öz kütleleri sırasıyla D, 2D ve 3D olan D, 2D, 3D olan KLM cisimleri bırakıldığında ama sıvılar hep aynı. Şimdi burada soru yanlış çizilmiş hocam. Bunu nasıl evet. düzeltelim? Evet. Yo, biz düzeltelim, biz çizelim hocam. Aha. Şimdi bu sorunun orijinali şuydu arkadaşlar. Şöyle kafalarına göre bir şeyler yapıyor herhalde. Bu taşmayan bir kaptı. Hı hı. Taşmayan bir kap. Kapalı mı oluyor taşmayan? Evet bu kapalı. Hı hı. Şurası ise açık. Orijinali bu. Hı hı. Burası da açık. Bizimki yani kafasına bunlar, göre. Evet. Hoca hepsini aynısını yapsın. Yok bu bizden kaynaklanmış olabilir. Hı hı. Belki şekli biraz kötü çizmişizdir. Bunlar ikisi taşırma kapları. Tamam. Bu da taşmayan kap. Taşmayan ha, bir kap. Bu böyle yukarı kadar devam ediyor. Evet, taşmayacak. Evet, taşmıyor. Tamam. Şimdi bakıyorum. Diyor ki hangilerinde kaplar diyelim. Hangilerinde diyor kütle artışı olur. Hı hı. Kütle artışı gelen eksi giden farkı değil mi? Evet. Bir taşırma kabına kütle artışı ne zaman olurdu? Cisim batarsa. Evet. 2D'de 2D askıda kalır. Doğru. Askıda kalan cisimlerde kütle artışı olmaz. 3D 2D'nin içerisine batar. Hı hı. Taşırma kaplarında batan cisim kütle artışı olur. Yapar. Peki o. Peki. Otomatik bu taşırma kabı artışı değil ki. Gelen var ama giden yok. Kütler zaten olacak. Şimdi burada amaç neydi? Öğrencinin dikkatini ölçmekti. Şimdi hı hı. öğrenci neye yoğunlaşır? Öz kütlesi küçük veya eşitse ağırlaşma olmaz. Ama taşırma kabı mı değil mi ona dikkat evet, etsin doğru. diye hazırlanmıştı. Hı hı. O zaman ne yapıyoruz? 1 ve 3'te kütle artışı ne yapar diyoruz? Şunda olur diyoruz. Neden değişmesi şöyle açıklayabilir miyiz? Bir kısmı içeride kalıyor zaten. O gelen ve giden dengede kalıyor. Gelen evet. ve giden dengede kaldığı için kütle artışı evet. olmuyor. Şimdi kim geldi? V cisim, D cisim geldi. Kim gitti? V batan D sıvı gitti. Hı hı. Cisim askıda kaldığı için bunlar aynı. Battığı kadar da taştı. Tamamdır. Fark yok. Evet sevgili arkadaşlar, bu ayın tekrarında güzel bir şekilde yapmış olduk. Oldukça güzel soru vardı hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Evet, inşallah öğrencilerimiz bununla faydalanırlar.